Bursa'da su fiyatlarıyla ilgili tartışmalar dinmek bilmiyor. En Bursa olarak mikrofonu Bursalılara uzattık. Faturalar biraz ağır geliyor. İşler bozuk yani. Çok geliyor. Bu Sayın Belediye Başkanımız Aktaş'a rica ediyoruz biraz bize güzellikler yapsın. Bana fix, bizim apartmana fix 102 lira geliyor. Yani aptalca değil mi? Kendimi komik hissediyorum şahsen. Elektrik faturam gelmiş 380 milyon. Ev için söylüyorum ha. Şimdi 102 milyon bütün apartmana gelmiş. Ben kullandım 102, kabul ediyorum. Üst kattaki de mi aynı kullandı? Alt kattaki de mi aynı kullanıyor? Yani bizi aptal duruma düşürmüşler. Yani trajikomik durumdayız. İşin komik tarafı, ben de sadece görüşte bir yapıya sahibim. Ama bu kadar da olmaz ki yani. Yani edep desen edep değil, ahlak desen ahlak değil. Kesip gidiyor demek ki. Su bedeline geleyim ben. 80 lira gelmiş. 40 lira mı? Yani 103 liraya denklemişler yani. Kullanımından çok KDV'si gelmiş. Uludağ dibimizde. Biz demiyoruz ki bedava dağıtsınlar ama bir şeyin oluru var yani. Bir şeyin oluru var. Türkiye'de en fazla su Bursa'da bulunuyor. En fazla da faturayı biz ödüyoruz. Bu ay daha fazla geldi. 137 milyon ödedim 3 ay içinde. Bu ay 190 milyon ödedim. Bir ton suya kaç lira? 50 lira para gelmiş. Tonu 50 lira yüksek. Yani gerçek hakikaten şey vermeye razıyız ama bir sürü yani eklemeler yani istem dışı olan faturalar düzenlenmiş fatura içerisinde. Bu da vatandaşlara bizi zorlatıyor yani. Biz bunu bir an önce düzelmesini istiyoruz vatandaş olarak. Ama maalesef derdimizi kimse anlatamıyoruz yani. Bir mahalle sakini olarak. Gerçekten elektrik, su yani ödeyemez duruma geldik yani. Buna bir yetkililerin bir çare bulması lazım. Şimdi bana 80-90 milyon gelen elektrik 230-240 milyon geldi. 3-4 aydan beri. Ödeyemiyoruz. Zorlanıyoruz. Sağdan soldan borç alıp elektriğimizi yatırıyoruz yani. Su desen yine aynı. Vatandaş olarak yani çok mağdur durumdayız yani. Normalde o da 100 milyon falan gelirdi. Şimdi 200 milyona çıktı. Yani Bursa'da su şehri olan Bursa en çok para ödeyen yine Bursa. Çok fazla. Gerçekten yani bu kadar zam üst üste bu kadar. Hani Bursa bir de su şehri. Nasıl bir su şehriyse anlamıyorum. Her gelişinde de hakatmerli faturalarımız. Bana hiç gelmeyen ciddi fatura anlamda. Geldi ya. Ciddi anlamda yani. Yani 100 küsür lira yani. Evet. Faturaları 170 gördüm. 170 lira su faturası evet. Geliyor 4 kişilik bir aileye. Hayır işletme değil burası. Komik rakamlar ama Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Hayır değilim. Ya fazla geldi geçen ay. Evet komşularım da şimdi bugün şikayetçi hepsi. Hiç kimse memnun değil. Nasıl memnun olacaksın? İki katından her zaman gelenin iki katından fazla geldi bu ay. Yani neden oldu onu da bilmiyoruz. Hiçbir açıklama da yapmıyorlar. Bir açıklama yaparlar. Yani sadece biz şikayetçi değiliz. Herkes şikayetçi. Herkese gelmiş çünkü. Nedenini söyleseler, açıklama yapsalar şu şu şekilde diye. Biz de ona göre bir davranalım, tepki gösterelim veya hakkımıza razı olalım. Memnun değiliz. Şu Venüs'ten dolayı çok geliyor. 300 lira geliyordu, şimdi 800 lira geldi. Vallahi ben hiçbir şeyden memnun değilim. Biz gariban insanız, çalışıp su parası, elektrik parası, doğalgaz parası derken hayat çok zor oluyor. Çok yükselmiş. Geçen ay 60, bu ay 102. Ben baktım metreküpünü yükseltmişler %40 civarında. Yani ne oldu yani devlet %4 işçiye memura veriyor, %40 suya zam yapıyor. Olağanüstü zam gelmiş. Ya 40-50 lira öderken 89, bu ay şey bir önceki ay 97, bu ay da 89 geldi. Ya kullanmadığımızın fazlasını ödüyoruz ve kaç kere ben dilekçe yazdım mesela, sonuç da yok. Memnun değiliz. Şikayetlerimiz de değerlendirilmiyor. Ödüyoruz. Habire ödüyoruz. Berbat kokulu su içiyoruz mesela. Buna rağmen hem yüksek ödüyoruz hem berbat su içiyoruz. Yani şimdi evden sipariş aldık. Alıp götüreceğiz marketten. Tutmuyor. Bir ay geldi bir ay gelmediği zaman. Her ay değişik geliyor. 103 lira gelen var komşu için. Bize 147 geliyor. Değişik geliyor yani. Zaten Bursa'nın en büyük sorunu su. Türkiye'nin en büyük su şeyi pahalı. Bursa'da satılıyor suyu. Memnun değilim yani.